Dördüncü boyuttan merhaba. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Soli Özel ile birlikteyiz. Dış politika ve iç siyasetin öne çıkan başlıklarını konuşacağız her hafta olduğu gibi bu haftada. Soli Bey, dilerseniz İtalya basınına yansıyan bir haberle başlayalım. Avrupa ülkelerinin Rusya'ya olan gaz bağımlılığını azaltmak için alternatifler aradığını biliyoruz. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu Başkanı ve İtalya Başbakanı İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi ve gaz tedariği konusunu görüştüler. Masadaki seçeneklerden bir tanesi Türkiye üzerinden inşa edilecek boru hattı ile İsrail gazının Avrupa ülkelerine götürülmesi. Biz bu seçeneği daha önce sizlerle birkaç kez konuşmuştuk ama bir kez daha gündem oldu. O yüzden bir kez daha sormak isterim. Proje hayata geçer mi? Eğer proje hayata geçerse bunun Türkiye'ye yansımaları ne olur? Şimdi Didem Hanım, siz genelde bu tür soruları severdiniz, sormadınız bu sefer ama dün Amerikan Merkez Bankası iki ay önceki beklentileri de aşarak 0.50 puan değil 0.75 puan faizleri yükseltti. Ek bir şey söylememe gerek yok geçen hafta söyledikleri ama herkes Mersin'e giderken tersine gitmenin bedelini vatandaş olarak ödemeye devam edeceğiz. Her şey çok daha pahalı olacak. Artık aldığımız malların değeri de çok pahalı olacak. Bunun da tabii içeride yansımasını da göreceğiz. Sorunuza gelince doğrudur. İsrail'e gittiler ama yani boru hattını görüşmeye mi gittiler yoksa daha birinci elden kolaylıkla gerçekleş ya da daha kolay olacaklarını düşündükleri şekilde Mısır'la anlaşma yaptırıp belki LNG ihraç potansiyelini arttırmaya mı çalıştılar? Çünkü Mısır'da LNG'ye uygun limanların genişletilmesi de başlamış bulunuyor. Geçen sefer de sanırım söyledim, boru hattı daha çabuk gerçekleşir ve daha ucuza mal olur. Fakat Türkiye'nin bugünkü herkesle gergin ilişkileri sürdürdüğü ortamda Türkiye'nin dahil olacağı bir projeye garanti diye sanırım kimse bakamıyor. Bu bir. İkincisi, Kıbrıs meselesi halledilmedikçe Kıbrıs Rumlarının buna evet deme ihtimalleri de bir hayli düşük. Ayrıca da hani Kıbrıs'ta bizim basınla pek yansımasa bile kuzeyde bir takım gelişmeler oluyor. Bütün bunların da KKTC'nin kendi başına karar verme becerisi konusunda ciddi sorular uyandırdığını da görüyoruz. O nedenle İsrail'e yapılan ziyaret sadece boru hattı mıydı yoksa aynı zamanda LNG'yi de ele aldılar mı? Aslında ona bakmak gerekir. Buradan Yunanistan'a bir uzanalım. Çünkü Türkiye-Yunanistan krizi de bir yandan devam ediyor. Tam da bu krizin gölgesinde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis yarın Kıbrıs'a bir ziyarette bulunacak. Bu ziyaret çerçevesinde Türkiye'ye, Ankara'ya hangi mesajlar verilecek Soli Bey? Ya şimdi zaten bizatihi bu ziyaretin yapılması, yani şimdi dediğim gibi bizim pek ilgi alanımız da değil ülke olarak ama Kuzey Kıbrıs'ta KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğu görüntüsünü zedeleyecek olan bir takım gelişmeler oldu. Bir türlü Türkiye Başbakan beğenemedi orada. Ve bir takım anlaşmalar da imzalandı. Bütün bunlar Türkiye'nin iki devletli çözüm önerisiyle de birleştirildiğinde yukarıda, kuzeyde geçmişe göre çok farklı bir yapılanmanın oluşmakta olduğuna dair bir görüş belirdi. Şimdi Mitsotakis'in ziyareti muhtemelen bunu da vurgulayacak bir boyut içerecektir ama Kıbrıs'a gitmesi tabii aynı zamanda en azından sembolik olarak da bu gerginlik anında iki Helen devletinin arasındaki ilişkilerin sıkı olduğunu, işte Yunanistan'ın Kıbrıs Rum kesimine olan bağlılığının filan da gösteriyor olacaktır. Bu tırmanmanın daha az belki yani Ege'nin ötesinde Kıbrıs'ta da bir sorun olduğunu göstermiş olacak. O bakımdan daha sıcak, yani henüz yazın yatışmış bir havada geçeceğine dair elimizde pek bir emare yok. Ayrıca da şeyi de göreceğiz tabii, yani bu ziyaretten iki hafta sonra da hatta 11 gün sonra da Madrid'de NATO zirvesi de yapılacak.
Orada da bu konular herhalde görüşülecektir. Son olarak Fransa seçimlerine de bir bakalım. Pazar günü orada kıyasıya bir yarış vardı. Sol ittifak ile Macron başa baş bir mücadele verdi. Parlamento seçimlerinin ikinci turu 19 Haziran'da gerçekleşecek. Geniş ve birleşmiş sol ittifak başarıyı getirdiği yorumları yapılıyor ve solun zaferi olarak yorumlanıyor Soli Bey. Şimdi buradan biraz Türkiye ile bağdaştırmak gerekirse bizde de altılı masa var ve yaklaşan bir seçim var. Ne dersiniz? Önümüzdeki yaklaşan seçimlerde altılı masa tıpkı Fransa'daki gibi iktidarı zorlar mı? Şimdi pek karşılaştırılacak türden midir ondan emin değilim Didem Hanım. Şu şekilde düşünüyorum. Fransa'da yapılan başkanlık seçimlerinde aslında aşırı sağla o zaman sadece kendisini aşırı solu temsil eden Jean-Luc Mélenchon'un hareketi adaylığında 2 puanlık bir farkla aşırı sağ ikinci tura kalabilmişti. Dolayısıyla Mélenchon burada darmadağın olmuş ve aslına bakarsanız yerle yeksan edilmiş ve başka da alternatifi olmayan Fransız soluna en azından mecliste temsil edilebilmesi için bir imkan sağlamış oldu. O dolayısıyla bizim altılı gruptan biraz daha farklı, zaten var olan bir dalganın üzerinde yükseldi. Bizimse kamuoyu yoklamalarından gördüğümüz şu, iktidar güç kaybediyor fakat muhalefet aynı oranda ya da aynı hızla ya da olması gerekenden ya da tahmin edilebilecekten daha hızlı bir şekilde güç kazanamıyor. Bu nedenle de Mélenchon'unki hakikaten büyük bir başarı diye görmek gerekir sanıyorum. İkinci turun sonuçlarıyla da meclisin kompozisyonu belli olacak. Ufak bir ihtimal olsa bile Macron'un partisinin çoğunluğu kaybetme ihtimali var. O durumda da Mélenchon'la Macron kohabitasyon denilen birbirine zıt iki partinin birinin başbakanlığı diğerinin cumhurbaşkanlığı kontrol ettiği bir düzene de geçebilirler. Onu göreceğiz. Onu herhalde haftaya falan tartışabiliriz. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Soli Özel 4. boyutta yorumladı. Haftaya Perşembe görüşmek dileğiyle.